Değerli basın mensupları, doktora karşı şiddet durmak evet. bilmiyor. Defalarca yaşanan ve bir türlü önlenemeyen bu şiddetin hedefi bu defa hastanemiz hekimlerinden Doktor Vedat Orhan oldu. 4 Haziran Cumartesi gece saatlerinde Kurtalan Devlet Hastanesi acil servisine kırgınlık şikayetiyle gelen bir şahsın hekimin muayene ve değerlendirmeleri sonucunda gerekli tetkikleri yapılmıştır. Henüz sonuçları belli olmamışken şahıs kendi istediği tetkiklerin yapılmaması gibi hadsiz bir gerekçeyle değerli mesai arkadaşımız Doktor Vedat Orhan'ı darp etmiştir. Bu olayın bildirilmesinden sonra ifadesi alınan saldırgan gözaltında henüz 12 saati dolmadan serbest bırakılmıştır. Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada saldırganın serbest bırakılmasının gerekçesi olarak %67 engelli olması belirtilmişti. Buradan Sayın Koca'ya soruyor ve yanıt bekliyoruz. Herhangi bir sağlık sorunu ya da engellilik düzeyi doktora saldırdıktan sonraki gün serbest bırakılmak için yeterli bir sebep midir? Saldırganı hemen serbest bırakan kurumlar, saldırıya uğrayan hekimimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın güvenliğini düşünmüş müdür? Hekimler olarak hastalar hakkında verdiğimiz her kararın tüm sorumluluğunu biz alırken bu kurumlar da aynı sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir. Sayın Fahrettin Koca henüz birkaç gün öncesinde sağlıkta şiddeti çözeceğine inandığı bir müjde verdi. Bu müjde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti katalog suç olarak düzenleyen yasanın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiydi. Bu yasa ile hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete cezanın arttırılması ve darp suçunda tutuklu yargılanmanın önü açılmıştı. Fakat bugün görüyoruz ki arkadaşımızı darp eden saldırgan dışarıdadır. Uygulamada Bakan Koca'nın verdiği gibi bir müjde bizi karşılamamıştır. Sağlıkta şiddette bir yol alınamamıştır. Can güvenliğimiz olmadan hastalara şifa dağıtmamız olanaksızdır. Hekimler olarak özlük haklarımız kısıtlanmış, mesleğimiz yapılamaz hale getirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı hekimden bir gün boyunca iş bırakma kararı almıştır. Tüm yetkililere çağrımızdır. Sağlıkta şiddette caydırıcı cezalar ve gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Sözlerimiz dikkate alınmadığı takdirde eylemlere devam edilecektir. Hekimlerin mesleklerini özgürce yapmasına engel olan davranışlara ve şiddete karşı caydırıcı önlemler alınana kadar mücadelemiz devam edecektir.